hasat tamamdır. Hakikiyetin hakiki lekesiz kaynağındaki tahrissizliğin halikiyeti ve hakikiyetiyle bitki tükenen dürümlerde dirildi ve tüm sahralar kült olarak bütüne hizmet ettiler. İlim Allah'ın ilmidir ama kaynak ışık insanlıktır. Eğer insanlıkla kelama varacaksak ana kapı olabilir ve büyük kötülükleri önleyebiliriz. Altın ışığın gücünü de bilmeliyiz. Allah'ın tevhid Kur'an'ıdır o. Ve o Kur'an'ı hak eden hak olur diller. Murat ederiz ki Yaradan yarattığıyla yaşar. Yaşa ya da yaşat. Her ne yaparsan yap, asla hata yapma. Har Allah'ın ilmi, Hakk'ın kalemi biliş ve biz o bilişle büyük kötülükleri önleyebilenleriz. Kervana halik olduk, Hakk'ın kalemi olduk, mutlak Kur'an olduk, toprağa tohum olduk, nefes olduk ve her birimiz birlik kapısında mutlak Kur'anlarla kült olduk. Erdiğimiz yer insandır. Ermek istediğimiz yer imparatorluğun ilmi olan ilahi Kur'an'dır. Ve yine erdiğimiz insan mahrektir. Ve herkes o mahrekte hakikidir. Yazar çizer miyiz? Yaşamız biz. Yazan yazılandır. Ama yazdığı hak, yazdırdığı hasattır. Deliler diriler, haliki hak olan ilim kalemleri, birlik kapıları, Medine olanlar, Hakk'a varıp tahtında kelam olanlar, mutlak olanlar, biliniz ki kontrol ilimledir. İlim varsa bilişle kontrol kurulabilir. Olgun başakların seçimi yapılıyor dünya planetinde. Herkes kendi yoğunluğuyla bu seçime dahildir. Ama olanların kelamla Kur'an olmaları gerekir ki harlarını yükselsinler ve hakikiyetle kelamı kalem yapsınlar. Bizim adımız insandır. İnsanın ötesi hiçbir yaşam yoktur. Ama insanın insanlığını hak edip dilleyebilmesi hasatla mümkündür. Umutlarımızı kaybetmedik. Bedenli olarak yeryüzüne inen birliklerimizin tümü kök görevlerini yapmaktalar. Altın ışığın görevini de hak etmiştirler. Ve biz olarak bir teklikle kutsal topraklarda tohum olarak kontrol kuruyorlar. Ölü planet diriliyor canlar. Dünya planetine biz ölü planet dedik hep. Çünkü bu planette yaşayan insan kontrol dışı kayıtlarla büyük kötülüklere kodlanmış ve hakikiyetsiz kelam olmuş insanlıktı. Ve bu insanlığın ruhu yoktu. Ruhsuz bir yaşam Rabbi kapıların kelamıydı. Robotik sessizlik, robotik sesleniş, her şey kendi yoğunluğuylaydı. Ama gelinen aşamada artık insan kendi ruhunun haliki olacak ve kendini hak edip dilleyecek. Bilinsin isteriz ki ruh yaşamın kontrolüdür. Eğer ruh varsa kontrol vardır. Ama ruhu olmayanın kontrolü yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki ilim Allah'ın lekesiz kaynağıdır. Ama o ilmi kodlayabilen insandır. İnsan yoksa Kur'an'ın ilmi de yoktur. Eğer bir tek olacaksak yaratan ve yaratılan olmalıyız. Ve insanlık ilmiyle bilişin kalemi olmalıyız. Kur'an topraklarından gök çörekleri pişirenler var. O toprakların çöreklerini tadanlar derler ki bilgi işte budur. Ama iyi anlayın ki çörek olan ilim aklın kelamında yoktur. İnsanın kelamı mutlakiyeti hepsi bilişiyledir. Bilişsiz insanlık kalemsiz hakiki sistemi kodlayamaz.
Bundan sonraki süreçte artık kelam halik olacak ve yol aklın yolu olacak. Akılsız yaşam olmayacak. Kesindir. Ve dünya planeti hak tahta oturacak. Hak tahta oturması hakkın kapısını bulmasıdır. Bundan daha öte bir insanlık olmayacak. Ekmek hepimiziz. Ve insan kelamsız olmadığında ekmek olur. O ekmek ilimdir. Farklı bir doğayla karşılaşacağız. Biliyor musunuz? Yeni dönemde yerkürede yeni bir sahra oluşuyor. Bu yeni sahra hepimizin görevidir. Görev derken hakkın kapısını bulmak, hak sahrada mutlak olmak, müsterih bir sistemle kervan olmak ve toprak olmak. Aha bu. Dinden öte bir sistemdir devreye girecek olan. Dinin ilmi tahditlidir. Ama dinin üzerindeki güç müthiş bir kültür ve bu kültün ötesi kodlanacak. Yeni dönem hepimize hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi kucaklıyoruz.